GoSpor ekranlarından herkese merhaba. Şampiyon 1907 Fenerbahçe'nin kaptanı Japonya ile birlikteyiz. Abi tebrikler öncelikle. 2017'de TBF'ye aldıktan sonra takımdan ayrıldın. Daha sonra kaptan olarak geldin. Şimdi sezon başında belki beklenmeyen bir şekilde şampiyonluğa ulaştınız. 3-0'lık 0-0 galibiyetinden sonra bize neler hissettiğini anlat ilk önce. Okey. Buyur abi. Okey ben. Biz 4,5 ay boyunca gerçekten takım olarak çok iyi çalıştık ve nasıl desem sorunlarımız vardı tabii ki ama sorunlarımızı hep çözmeye çalıştık. Hani sorunlardan kaçmayıp hani arada sıra kavga da ettik ama kesinlikle çözüm odaklı olduğumuz için yani bizim bu kupayı almamızdaki en büyük etken bu diyebilirim ve bizim takımımızdaki bütün oyuncular çok açtı. Herkes öğrenmeye çok açıktı. Hani bize en çok hani katkısı olan Kirey bile mesela bir şey insanlar bir şey dediğinde çok güzel dinliyordu. Hani resmen bütün takım iç içe bilgi alışverişi yapıyorduk ve herkes kendini noktada çok gelişti ve şampiyon olduk. Mikrofonu çok değiş tokuş yapmayalım abi bundan sonra efektif olmaz. Çok farklı bir sistem kurdunuz. Şu anda daha önce Şampiyonluk Ligi'nde görülmeyen üst koridora yabancı alınmıyordu. Her zaman üst koridora Türk oynatılıyordu. Siz üst koridora import aldınız. Genç bir ekiple okurdunuz Hades'le Bolulu Çaylak. Sen Türk olarak onlara kaptanlık yaptın. Bundaki amacınız, bu uzun vade hedefinizde bu kadar çabuk başarı bekliyor muydunuz? Ben kadroyu ilk duyduğumda kesinlikle bekliyordum. Çünkü ben dediğim gibi 2 yıldan beri ben Kire ile oynamak istiyordum. Bu yıl nasip oldu yani adamla oynadık. Ya beni de yani mid support jungle olarak kendimizi bence çok geliştirdik. Görüş konusunda olsun vesaire vesaire. Yani bu kadar net beklemiyordum ama kesinlikle şampiyon olabileceğimize ben de inanıyordum ama bu kadar hani herkes döve döve vura vura, vura olacağımızı beklemiyordum yani açıkçası. Seriden bahsedelim biraz. 3-0 kazandığınız seriyi masa biraz yarı yarıyaydı. Ben 3-1 demiştim. 3-2 diyenler vardı. 3-2 supermassive diyenler vardı. Sizin beklediğiniz gibi geçti mi seri? Aslında tam olarak beklediğimiz gibi geçmedi ve tam hani iyi oynadık diyemem öyle oyunlar. Oyunun erken aşamasında iyi oynamadık bence. Yani bu bütün oyunlar için geçerli. Yapmamamız gereken yani risk almamız gereken riskleri aldık ve bu bize ağır mal oldu ama takım oyunumuz, karar mekanizmamız ve şampiyonlarımızın ilerleyen oyundaki gücü sayesinde seriyi 3-0 kazanmayı bildik. Yani mutluyuz. Bu hataları yaptığınızda takım içi konuşmalarınız ne şekildeydi? Bu hatalarınızın nasıl üzerine çıkabildiniz? Şimdi şöyle, kesinlikle çok hata mesela yapıldı oyunlarda ve ama biz hep kazanma koşulumuza uyduk. Yani biz 3 kill versek de kazanma koşulumuzu bilerek hani oynamaya devam ettik oyunu. Yani bir sonraki objektife odaklanıyoruz. Mesela 3-0 adamlar 3 kill aldı, hiçbir şey alamadık, her şeyi kaybettik. Daha iyi ne yapabiliriz? Hani nerelere daha iyi görüş alabiliriz? Hani takım olarak daha iyi neleri yapabiliriz vesaire vesaire. Bunlara odaklandık ve sanırsam 3 oyunda da biz mid kulemizi hani geride olmamıza rağmen hiçbir şekilde vermedik. Mid etrafında görüşü çok iyi aldık diyebilirim ve oyunda gerideydik. Oyunda geri olduğumuz zamanlar bile bu vision trade'i çok görüş takasını çok iyi yaptık. Hani bir şey elde edemediler. Peki biraz Supermassive'in arada öne geçtiği anlar oldu, sizden bir şeyler kopardığı anlar oldu. Ama hiçbir zaman böyle anlamlı bir şeyler elde edemediler aldıkları skorlardan. Bunu yapamamalarındaki sebep neydi? Bence bizim takım oyunumuz daha iyiydi, daha iyi karar veriyorduk. Onun dışında gerçekten bu görüş takası işini çok iyi yaptık. Hani takım olarak herkes bu ward atmaya, hani adamların nerelere ward atabileceğini vesaire çok iyi çalıştığımız için mid kuleyi düşüremediklerinde aldıkları hiçbir kill bir anlam kazanmıyordu. Yani kill alıyorlardı ama objektif alamıyorlardı. O yüzden oyunu uzattık ve kompumuz daha iyi olduğu için ilerleyen oyunda kazandık. Şimdi lig bitmedi. Sırada MSI'ye gideceksiniz. MSI var. Şu ana kadar yurt dışında sizin belki dünya şampiyonasında gittiğiniz zaman hariç her zaman hayal kırıklığı oldu bizim için. Fenerbahçe, 1907 Fenerbahçe MSI'da neler yapacak? Hedefleriniz ne? Bir de yıkılmaz. Kıracaklar aynen. Hedefimiz tabii ki de gruplardan çıkmak. Bakacağız ya. Şimdi Fenerbahçe'deyken biz gruplardan çıktık ama yani düştüğümüz grup da öyle bir gruptu ki. Ya şimdi zaten bu MSI olduğu için en büyükler geliyor buraya. Hani ikinci, üçüncü şey takımı gelmiyor. O yüzden full büyük rakip olacak. Ya. Eski Telekom vesaire vesaire. Tabii ki de ben çok umutluyum. Hani
büyük takımlara karşı da oyun alabileceğimizi göstermek istiyorum. Çünkü 2017'de biz G2'yu, RNG'yi, yani her şey çok güzel gidiyordu. SSG'yi iki maçta da neredeyse yenildik ama işte nasıl desem, daha tecrübesizlik. Bu takım 2017'ye oranla bile daha tecrübeli. Hani tamam rookie'miz var vesaire diyoruz ama bu takım kesinlikle daha iyi. Biz hep asıl rakibimiz olarak Vietnam'ı görüyoruz. Çünkü hep Vietnam'la çekişiyoruz. Belki Dünya Şampiyonası'na iki takım gönderebilme ihtimalimiz var. Güney Amerika'daki iki ligin birleşmesinden dolayı. Vietnam'a karşı şu anda kendimiz ne durumdayız? Ne kadar takip ettim bilmiyorum ama. Abi ben hiç takip etmedim. Vietnam takımları kim? Onların ligi daha bitmedi. Pong Buffalo gelecek gibi geliyor. G-Rex falan mı Super Mustang kaybetti? Onu Vietnam mıydı G-Rex? Onlar Tayvan. Bu PvP vardı ya, Pong bu Buffalo. Oo, onlar kötüydü ya. Ama şu ana kadar hiç geçemedik onları. Nasıl geçemedik ya? Biz geçmiştik şeyi. Biz 2017'de TP Assassin miydi? Neydi o? Bir tane takımı yendik. O kim? Hangi? Siz Tayvan takımını yendiniz. Tayvan'ın üçüncüsünü yendiniz. Vietnam'la karşı EVOS... Tayvan daha iyi değil mi zaten? Evet. Yani yeneriz bence şeyi, Tayvan, Vietnam'ı. Ama adamların şimdi ev sahibi avantajı var, bakalım ne olacak yine. Tekrar tebrikler şampiyonluk için ve teşekkürler röportaj için. Japonya ile birlikteydik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.